Herkese merhaba. Bugün 7 Ocak 2023 ve biz Rothenburg Alpte Tauma'dayız. Burası küçük bir kasaba, nüfusu 11 bin. Orta çağdan kalma bir kasaba. Fakat küçük bir kasaba olmasına rağmen büyük bir tarihi var. Şu an arkamda gördüğünüz bu kale 1070 yılında aynı zamanda köy Gebsetel sahibi Konbuk Rothenburg Tauber Nehri üzerinde dağın tepesine Rothenburg Kalesi'ni inşa etti. Bu gördüğünüzde kalenin hendekleri. Şehrin neredeyse kasaba halini alması 14. yüzyılı bulmuştur ve aynı dönemde bir imparatorluk kasabası olarak da ün kazanmıştır. Fakat Stauffer Kalesi 1356 yılında depremde yıkıldı. Ayrıca maalesef şehrin bir kısmı 2. Dünya Savaşı'nda bombalardan hasar gördü. Bu gördüğümüz Klingenturm 1395 ile 1400 yılları arasında inşa edilmiş. 19. yüzyıla kadar da su geçidi, su kapısı olarak kullanılmış. Ve kalenin bu yapının uzunluğu 37 metre. İlk durağımız kaleden çıktıktan sonra bizi gerçekten çok güzel bir manzara karşılıyor. Rothenburg'u ilginç kılan bir şey de bu kasaba romantik yol üzerindedir. Kuzeyde Würzburg, güneyde Füssen arasında yer alır romantik yol. Orta çağda ticari amaçlı kullanılan bu yol Almanya'nın orta kısmıyla güney kısmını birbirine bağlar. Doğal güzellikleriyle birlikte orta çağ şatoları, kaleleri, köprüleriyle ünlü bir sürü kasabadan oluşur. Çok ilginç bir su yeri gördüm. Tabii kullanılmıyor artık ama şöyle göstereyim. Rothenburg kasabası surların içine kurulmuş bir kasaba. Yürürken bir anda surların içinden geçmek gerçekten ilgi çekici. Yine bu gördüğümüzde kalenin bir parçası. Evlerin mimarisi gerçekten ilgi çekici. Bu kasabaya daha çok yazın ya da ilkbahar veya sonbaharda gelinmesini öneriyorlar. Çünkü özellikle yazın bir tane böyle gece bekçisi geziyormuş sokaklarda saat 8'de ve onu takip edip size böyle ilginç sorular soruyor, ilginç hikayeler anlatıyorlarmış. İşte ben buranın gece bekçisiydim, işte burada böyle bir şeyler oldu falan filan hikayeler anlatıyorlarmış. Sanki onun başından geçmiş gibi ve bu ilginç bir olay ama bu sadece yazın ya da ilkbaharda çıkıyormuş. Ve kasabanın merkezine geldik. Biraz ara yollardan gezerek, biraz ara yolları görerek kasabanın merkezine ulaşmayı başardık. Kasabanın merkezinin verdiği etki de çok bambaşka. Mimari olsun, görünüş olsun beni gerçekten çok etkiledi. Burada da ilginç bir dükkan bulduk. Bu gösterdiğim dükkan biraz önceki el yapımı eşyalar satıyormuş ve ilginç, şöyle göstereyim, ilginç şeyler var. Burada da ben. Yine su şelalesi buldum, ilginç bir yapıda, içi boş ama olsun. Büyük ihtimal yazın ya da ilkbaharda içi dolu olacaktır. Biz kışın geldiğimiz için içi boş, öyle düşünüyorum. Burada Harry Potter'ın ölüm yadigarları ve Pinokyo'nun filmi çekilmiş. Ayrıca Grimm kardeşler, yani Rapunzel, işte Kül Kedisi, Hansel ve Gretel'in yazarları, Grimm kardeşlere ilham veren bir kasabaymış. Çok fazla Orta Çağ mimarisine rastlayabileceğiniz bir yer. Evet, şimdi biraz yürüdük ve sağa saptık. Ve bu sağa saptık, yani çıkmaz yola saptık. Fakat size göstermem gereken bir manzara var. Acayip. Evet. Adım adım manzaraya şöyle bir bina bizi karşılıyor. Bu eşsiz manzaraya adım adım ilerlerken size Rothenburg hakkında küçük bilgiler vermek istiyorum. 1803 yılından bu yana şehir Bavyera'nın bir parçası olmuş. Ünlü Alman manzara ressamı Eugen Bracht 1877 yılında Rothenburg'u ziyaret etmiş. Sadece 2 gün kalmasına rağmen şehirden oldukça etkilenmiş.
1880'lerin romantizm sanatçıları şehre turizmi getirerek Rotenburg'u yeniden keşfettirmişler. Çok güzel. Burada Almanya'nın en büyük özel oyuncak müzesi varmış. Ayrıca Noel Müzesi varmış. Gidilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Şu karşımda gördüğünüz bina 600 yıllık bir bina. Biraz önce de belirttiğim gibi burası kasabanın en eski binası. Kaiser Friedrich III 1474'te bir hafta boyunca burada kalmış. Ayrıca bu binanın adı Wittgenstein House, 1423 ile 1424 arasında inşa edilmiş. Şu an size binanın dıştan görünüşünü gösteriyorum. Gerçekten tarihi bir eser. Evet, şimdi Rotenburg kasabasının ünlü Noel Müzesi'ne geldik. Burası 1981 yılı itibariyle yapılan çalışmalar sonrasında 29 Eylül 2000 günü German Christmas Museum resmi olarak açılmış. Şu an gösterdiğim ilginç arabalı şey de Noel Müzesi'nin temasının bir parçası. Noel Express'i diye geçiyor. Gerçekten çok ilginç. Müzenin binası da Noel temalı. Bu da ilgi çekici. Girişinde bizi ilginç bir heykel karşılıyor. Welcome to Kete Wolfart Christmas şöyle bir ortama geldi. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Şuna bakar mısınız? Sadece bakın. Şimdi aşağıya iniyorum. Şöyle bir fotoğraf. Bu an Marktplatz.
şehir merkezine geldik. Şehrin kalbi olan Marktplatz, Ortaçağ mimarisinin muhteşem örnekleriyle çevrelenmiş bir meydan. Kasım sonundan 24 Aralık'a kadar Noel Pazarı burada açılıyor. Ayrıca bu kasabanın ilginç bir efsanesi var. Efsaneye göre Almanya'yı kasıp kavuran 30 yıl savaşları sırasında belediye başkanı işgal kuvvetlerinin generaliyle bir içki içme yarışına giriyor. Ve tek dikişte 3,5 litrelik Franconia şarabını içiyor. Başkan yarışı kazanınca işgal kuvvetleri de Rothenburg şehrinden çekiliyor. Şu an çanlarını duyduğunuz yer Rathstringstube. Şu an bu binada turizm ofisi yer alıyor. Fakat sabah 10 ile akşam 10 aralığında saat başı pencereler açılıyor ve içindeki figürler oldukça enteresan bir hikayeyi canlandırıyor. Şu arkamda gördüğünüz üzere Rathausturm belediye binası 52 metreymiş uzunluğu. Ama şu an gördüğünüz gibi inşaatta, restore ediliyor. Arkamda gördüğünüz ilginç bir manzara ve burası Baumeisterhaus. Bu bina bir zamanlar şehrin baş inşaatçısı Leonardo Whiteman'ın kendi inşa ettiği ve aynı zamanda yaşadığı ev. Cephesinde yer alan 14 insan figürü Hristiyanlıktaki 7 büyük erdem ve 7 ölümcül günahı simgeliyor. Harry Potter'ın treninin istasyonunun amblemine çok benzeyen bir şey bulduk. Zırhlar. Orta çağdan kalma şeyler satan bir dükkan. Waffenkammer diye orta çağmış dükkana girip orta çağ şeyleri satan kılıçlar, zırhlar, bıçaklar. Bardaklar. Şimdi geldiğimiz nokta da buranın en önemli bölgelerinden bir tanesi Plönlein. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi aşağı da inebilirsiniz, yukarıdan da devam edebilirsiniz. Bu masal evinin iki yanında görünen yapılardan üst tarafa bakan adı Kopolsertor. Alt tarafa bakan adı da Ziebersturm. Sokağın ortasında durduğunuzda gerçekten bir masal sahnesine ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Walt Disney, Pinokyo için yarattığı dünyada tam da buradan esinlenmiş. Yani arkama bakın lütfen. Bu da kasabanın saat kulesi. Burası Röderbogen Kamere ve Marksturm Kulesi. 12. yüzyılda şehrin ilk koruma surlarına dahillermiş ancak şu an eski şehir merkezinin göbeğindeler.
Yine bir surların içinden geçerek kasabanın başka bir bölümüne gidiyoruz. Ayrıca Rotenburg hakkında başka bir bilgi daha, 1274 yılında Özgür İmparatorluk şehri olarak belirlenmiş. Bu da kendi kendini yönettiği ve yalnızca imparatora karşı sorumlu olduğu anlamına gelmekte. Bu kasaba çok iyi korunan yapısıyla UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hak kazanmış. Şimdi kalenin surlarına geldik ve surlarına çıkıp bir de manzara yukarıdan bakacağız. Bu surun adı Ruk Esay'mış. 14. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmeye başlamış. Surların tepesine çıkıyoruz. Vay be. Tepedeyiz. Mükemmel. Çok etkileyici bir manzara. Çok güzel bir arkamda bir saniye bir manzara var. Eğer buraya gelirseniz kesinlikle yapmanız gerekenlerden bir tanesi listeye ekleyin. Surların tepesine çıkıp manzarayı bir de oradan bakmak çok güzel. Burada kaleyi koruyan ok attıkları yer. Sonra da şimdi biraz şöyle gidelim. Şimdi yeni bir şeye geldik. Müzeye ve bu kriminal müzeyim. Bakalım ne varmış. Burası 1977 yılı itibariyle hizmete açılmış. Müzede Alman ile Avrupa hukuk tarihine ait ve bir asırdan daha eski olan 50 bin eser bulunmakta. Bu nedenle Almanya ve Avrupa'daki en önemli hukuk ve suç müzelerinden biri olarak kabul ediliyor. Şurada kapı girişinde kafasını ve ayaklarını koyduğunuz işkence şekli var. Fakat girişi 9 euro paralı diğer müzelere göre. Yani buranın ayrıca bu kasabanın özel bir tatlısı var. Schneeball diye kartopu tatlısı ve sadece Almanya'da bu kasabada yapılıyor ve bu kasabaya meşhur bir tatlı. Almanya kafe diye bir Schneeball'in kalmadı kafe diye bir kafe bulduk. Bayağı değişiyor. Schneeball'leri aldık fakat onları yanımızda yemek için, elde yemek için aldık. Birazdan tadına bakıp size söyleyeceğim. Bu şehir gerçekten insanı böyle sanki masaldaymışsın gibi hissettiriyor. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Ben de bu kasaba hakkında kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. Sanki masal kitabından çıkmış gibi bir kasaba. Gelip görmenizi gerçekten aşırı derecede tavsiye ederim, öneririm. Eğer farklı bir ortam, farklı bir yer görmek istiyorsanız tam aradığınız bir yer. Evlerin mimarisi olsun, tarihi olsun, yapılacak aktiviteler olsun. Yani görecek, gezecek, girecek çok yer var. Yarım gün değil. Biz buraya yarım günümüzü ayırmıştık. Fakat yarım gün değil, tam bir gün veya bir buçuk iki gün kalmanızı tavsiye ederim. Güzel bir deneyim oldu benim için. Evet, turumuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım